kimsenin istemediği hem iklim hem ülke koşullarının böyle devasa bir organizasyona uygun olmadığı herkesçe bilinirken neden Dünya Kupası Katar'a verildi? Sebebi tabii ki para ama öyle böyle bir para değil, bak şöyle örnekleyeyim. 2002 Dünya Kupası için Japonya ve Güney Kore 7 milyar dolar harcadı. 2006'da Almanya 4.6 milyar dolar, 2014'te Brezilya 11.6 milyar dolar, 2018'de ise Rusya 14.2 milyar dolar. Günümüze gelecek olursak sadece bu Dünya Kupası için Katar 220 milyar dolar harcadı. Neyse, biz bu bölümde Katar'ın ve 2022 Dünya Kupası'nın kanlı yüzüne bakacağız. Verilen rüşvetlerle cebini dolduran yüzlerce spor adamı, bu çalışmada katledilen binlerce insan, harcanan milyarlarca dolar, sonunda meydana çıkan tarihin en kirli Dünya Kupası. Başlıyoruz. Şimdi siyasi bir kavram var, sports washing, yani sporla göz boyama. Tartışmalı bir şirketin veya ülkenin itibarını artırmak için sporu kullanması şeklinde geçiyor. Ki bu kavram son zamanlarda 2022 Katar Dünya Kupası ile gündeme gelse de aslında geçmişi çok daha eskiye dayanıyor. Roma İmparatorluğu'nda halkın gladyatör oyunları ile uyutulması bunun ilk örneklerinden. Kısaca halkın gözünden düşen imparatorların büyük paralar harcayarak halkı kendine aşık etmesi. Ama biz incelememizin daha kolay olduğu yakın tarihe bakalım. Bu kavramı inceleyebileceğimiz en bariz örnek 1936 Berlin Olimpiyatları. Hitler bu dönemde olimpiyatların Nazi propagandasını yapmak için kullandı. Yahudiler hakkındaki olumsuz tabelaların hepsi kaldırıldı, antisemitizm faaliyetleri kamufle edildi, barışçıl ve herkes hoşgörülü ponçik bir Almanya görüntüsü çizilmeye çalışıldı. Hatta bununla ilgili propaganda filmleri de çektiler. İzleyin Olimpia. Neyse, biz dönelim konumuza. Katar dünyaca pek sevilen bir ülke değil kısaca. Şeriat rejimi yüzünden pek çok kısıtlama getirilmiş durumda. Amaçta ise dünyaya en iyi yüzlerini gösterip kendileri hakkındaki algılardan kurtulmaya çalışmak. Ülkenin alameti farikası ise dediğim gibi para. Bayağı zenginler ve halkına bu parayı dağıtmaktan da çekinmiyorlar. Bu minik Arap ülkesinin nüfusu 3 milyon kişi. Yani koca ülkenin vatandaşları bizim Bursa kadar. Dünyada 136. sıradalar. Ama bu ülkenin her bir vatandaşı zengin. Ülkedeki iş gücü çevredeki fakir ülkelerden geliyor. Hatta o kadar zengin ki kişi başına düşen milli gelirde 128 bin dolarla dünyanın bir numarası. Bilindik büyük ülkelere bakarsak Amerika 13. Almanya 19. İngiltere 26, Fransa 27, Japonya 28, bizse maalesef 94. üst. Askeri gücü büyük ölçüde savunmaya ayrılmış olsa da bizden de destek alıyorlar her sıkıntılı durumda. Tabi ücreti karşılığında. Askeri güç endeksine göre dünyada 77. sırada. Evet, neyse, ülkenin üstünden geçtiysek gelelim konumuza. Katar Dünya Kupası muhtemelen son 50 yılın en kötü Dünya Kupası. Neden 50? Buna daha sonra geleceğiz. 2009 yılında düzenlenen FIFA Kongresi'nde Dünya Kupası'nın hem 2018 hem de 2022 ev sahipleri belirlendi. 2018 Dünya Kupası'na en iyi teklif İngiltere'ye aitken 2022 Dünya Kupası'na Amerika Birleşik Devletleri öndeydi. Ancak sonuç ikisi için de çok farklı oldu. 2018 Dünya Kupası Rusya'ya, 2022 Dünya Kupası Katar'a verildi. İnsan hakları konusunda sicili zayıf bu iki ülkede biliyorsunuz futbol içinde altyapılar oldukça kötü. Bu nedenle kararların şaibeli olduğu çok açıktı. Ek olarak Haziran-Temmuz aylarında düzenlenen organizasyon için Katar'ın iklimi de uygun değildi. Zira zaten Dünya Kupası tarihinde ilk kez kış aylarına ertelendi. FIFA otelinde yetkililere özel paketler teslim edildi. Katar ise kendilerine oy veren ülkelerle jeopolitik anlaşmalar yapmaya başladı. Lakin beklenmedik bir kadın ortaya çıktı. Katar'ın ihale komitesinde yer alan Feydra El-Majid, muhbir olarak İngiliz The Guardian'a FIFA yetkililerine oyları karşında verilen rüşvetleri, yapılan yolsuzlukları bir bir anlattı. Ülkeden kaçtı ve hala ölüm korkusuyla yaşıyor. Neyse, ilerleyen günlerde Katar tahtının varisi olan Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, sahibi olduğu bir konsorsiyum üzerinden Paris Saint Germain'i satın aldı. Katar hükümeti de Fransa'dan birkaç Airbus satın alarak rüşveti taşlandırdı. Henüz bitmedi, şüpheler daha da artıyor, Michel Platini de oyunu satıyor. Tayland-Katar arasında oldukça ucuza doğalgaz anlaşması yapılıyor, bu sayede Tayland üyenin oyu da Katar'a gidiyor. Afrika'dan gelen temsilciler ise Katar tarafından bizzat para ödenerek oyları satın alınıyor. Sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 8 oyuna karşılık 14 oyla Katar Dünya Kupası organizasyonunun sahibi oluyor. Hayırlı olsun. Rezillikler daha yeni başlıyor. Kısa bir ara verelim. Arjantin 1978'de en az bu Dünya Kupası kadar şaibeli ve kanlıydı. Bunu ayrıca işlememi isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Kanala abone olup bana destek olursanız
yaparsanız da çok sevinirim. Neyse, dediğim gibi rezikler burada da bitmiyor. Dünya Kupası'na hazırlanmak için bir ülke aniden şantiye alanına dönüştürülüyor ve her yerde hızla inşaatlar başlıyor. Sadece Dünya Kupası için 7 stadyum inşa ediliyor. Hatta sadece final maçı için bir ülkeye yeni bir şehir yapılıyor. E peki bundan bize ne? Bu inşaatlarda sadece göçmen işçiler çalışıyor ve emniyetsiz çalışma koşullarından dolayı binlerce işçi bu süreçte hayatını kaybediyor. Bu işçilerin 2711'i Hindistan vatandaşı, 1641 Nepal, 1018 Bangladeş, 824 Pakistan, 557 Sri Lanka. Resmi istatistiklere göre hazırlığın sürdüğü 10 yılda her yaştan ve meslekten 15.000 kişi öldü. Ki bu resmi rakamların da güvenilirliği yok. Aşırı sıcaklar ve diğer inşaatlar yüzünden kaynaklanan ölümler buna dahil edilmiyor. Ek olarak vardiya saatleri dışında barındıkları yerlerde ölen binlerce göçmen işçi de hesaba katılmıyor. Guardian'a göre 6.500 işçi bu nedenlerden dolayı öldü. WDR tarafından yayınlanan belgesel World Cup of Shame, yani Utanç Dünya Kupası'nda bu konuya daha detaylı yer veriliyor. Sonuç olarak Katar bu organizasyona ev sahipliği yapma hakkını verdiği rüşvetler ve yaptığı anlaşmalar ile elde etti. Hazırlık sürecinde binlerce insan öldü. Normalde Haziran-Temmuz'da düzenlenen bu organizasyon uygun olmadığı için Kasım-Aralık aylarında düzenleniyor. Stat çevresinde alkol satışı olsa da halka açık yerlerde alkol yasağı devam ediyor. Tüm dünyada tarihi boyunca renkli görüntüler ve eğlencenin sembolü olan bir organizasyon ucube bir yapıda bize sunuluyor. İşte para ve gizli ilişkiler dünyanın bir eğlencesini daha bizden böyle çaldı. İzlediğimiz en tatsız Dünya Kupası'nın özeti bu. Hadi eyvallah.